Hepinize merhaba. Ben Turgay Karaaslan. Bayram tatili için o büyük müthiş kofanaları avladığım yere Akyaka'ya geri geldim. Devlet büyüklerimiz en sonunda insafa geldi ve kıyıda amatör oltacılar için uygulanan o gereksiz yasa bu yeni tebliği ortadan kaldırdılar. Biz de soğuğu Akyaka'dan aldık. 3 gün boyunca burada seri avlar gerçekleştireceğim. Öncelikle hedefim kofana olacak, iri kofanalar tutmak olacak. Bu videoyu da size bu kofanaları nasıl avladığımı paylaşmak için çekiyoruz. Kullandığımız kendimize has bir taktik var. Bu taktik sayesinde de çok iyi sonuçlar elde ettik. Hepinizin bildiği üzere boy boy ve kilo kilo güzel kofanalar yakalama imkanımız oldu. Kofanaları hepsini gece su üstü sahteleriyle avladık. Avımızdaki en önemli etken, en çok dikkat ettiğimiz şey denizin oldukça yatık olmasıydı. Yatık havada balığın dikkatini çekmek bizim için çok daha kolay oldu. Özellikle su üstü sahteleri işimizi çok çok kolaylaştırdı. Bu akşamki avımda da İMA Popkey su üstü sahtesi kullanacağım. 3 adet iğne setli. Kısaca size bu sahtenin özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Daha sonra ilerleyen dakikalarda avlanacağım bölgede de kullanacağım av tekniğini sizlere aktaracağım. Çok fazla lafı uzatmadan hemen İMA Popkey'i size anlatmak istiyorum. Sevgili arkadaşlar, İMA Popkey 12 cm uzunluğunda ve 16 gram ağırlığında çok yönlü bir su üstü sahtesi. Özel gaga yapısıyla avlarda kesinlikle ve kesinlikle bizlere oldukça avantaj sağlayan bir sahte. Ve muz şeklindeki gövde yapısıyla da çok yönlü hareketlere sahip olan bir sahte. Sahte kısa ve seri kamış hareketleriyle VTD olarak adlandırdığımız zikzak hareketini çok güzel yaparken yanlara yattığı esnada çok güzel türbülanslar oluşturup avcı balığın dikkatini çekmekte. Sadece levrek özelinde değil, sularımızda, ülke genelinde, karasularımızda birçok avcı balık mevcut. Hepsinde dikkatini çekecek güzel bir türbülans yaratmakta. Bunun dışında sahtenin dalma özelliği söz konusu. Sert ve seri olmayan kamış vuruşlarıyla sahte su altına dalıp yavaşça yukarı çıkmakta. Üçüncü ve genel olarak kullanılan aksiyon da diving and darting, yani dalma ve ok gibi fırlama. Bunu da çok sert kamış hareketi ve hemen peşi sıra makaramızı misinayı boşluğunu alarak sararaktan su altında bir ok gibi gitmesini sağlıyoruz. Bakalım 3 gün boyunca Akyaka'da İMA Popkey ile avlanacağım. Yapacaklarını hep beraber göreceğiz. Şimdilik bu kadar. Az sonra av bölgesinde görüşmek sevgili üzere. Sevgili arkadaşlar merhaba. Az önce size İMA Popkey'den bahsettim. Ve kendimize has bir teknik kullandığımızdan söz etmiştim. Şimdi izninizle size onu göstermek istiyorum. Akarsu ağızlarında oldukça etkili. Biz çok verim aldık. Levrek tutan arkadaşlarımız oldu biliyorsunuz. Ben Akyaka'da hiç levrek tutamadım at çekle. Hiç nasip olmadı. Belki şu günlerde nasip olur. Sürekli kofana tuttum. Nasıl tuttum onu anlatacağım. Şimdi normal dere ağızları belli bir akıntıya sahip, akıntı hızına sahip. Öncelikle atışımızı gerçekleştiriyoruz. Bu arada ARC makaranın özelliğini burada daha net şekilde görebiliyorsunuz. Daha dar turlarla makaradan çıkıyor. Atışımızı yaptık. Misine kılavuzunu kapatmıyoruz. Akıntının girişine misinamızı salıyoruz. Bu arada kullandığım misine 0.23 mm Power Pro. 40'lık Angel Kiss Shock Leader kullanıyorum. Evet, gördüğünüz gibi makarayı boşaltıyoruz akıntı hızında. Boşaltmaya devam ediyoruz. Bunu niye yapıyoruz? Sahtemizde çok daha geniş bir alanı tarama imkanı yaratıyor bize. Bunun için bunu kullanıyoruz. Akıntıyı kullanıyoruz. Doğanın kendi dinamiklerinden faydalanıyoruz avda. Evet. Normal şartlar altında ben genellikle makarayı boşaltıyorum ama sizleri de çok fazla bekletmemek adına kılavuzu kapatıyorum. Şimdi bir miktar misina boşluğunu sarıyorum ve hareket bu. Splashing yapıyoruz. Su üstü sahtesine su püskürtüyoruz. Buradaki amacımız çıkarttığımız gürültü ve sahtenin suda yarattığı titreşim ve de türbülansla avcı balığın dikkatini çekip avlandığımız bölgeye getirmek. Geçtiğimiz zamanlarda
yakaladığımız bütün kofanaları bu teknikle yakaladık. Gece özellikle durgun suda çok faydalı sonuçlar elde ettik. Ümit ediyorum bu gecede bir kofana yine ARC makarayı görüyorsunuz. Yine bir kofana inşallah tutup sizlerle paylaşabilirim. Avı çok zevkli. Kofana avında çelik tel kullanmıyorum, onu söyleyeyim. Daha önceki avlarımızın hepsinde 0.26 mm kalınlığında monofilament misinalarla gerçekleştirdik. Çelik tel falan kullanmadık. Dikkat ettiğimiz tek şey şuydu. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Kofana öncelikle avına kuyruğundan saldırır. Öncelikle hamlesi kuyruğadır. Kuyruğu kopartıp avı etkisiz hale getirip hareketsiz bırakıp sonra da dönüp afiyetle yerler. Dolayısıyla kofana avında kullanacağımız uzun sahteler 12 santim ve üzeri sahteler avda oldukça avantajlı oluyor. Dolayısıyla çelik tel kullanma gereksinimini de ortadan kaldırıyor. Bir dikkat etmemiz gereken konu da şu. Yine Yücel Usta'nın adını anmadan yapamayacağım. Kofanaları nasıl çektik? Hiç kalama vermeden çektik. Yücel Usta'nın tavsiyesiydi. Asla ve asla kalama verme. Balığı boşaltma. Kafasını kendine doğru çevir ve sar. Yaptığımız sadece buydu. O yüzden kendi namıma çelik telin gerekliliğine çok fazla inanmıyorum. Aslında uygulama popping uygulamasının benzeri. Hatta aynısı. Sadece kullandığımız sahte popping sahtesi değil. Sahte literatüründe IMA Popkey banana bot olarak geçiyor. Fabrika üretici saltwater pencil bait olarak, yani tuzlu su kalem şeklinde yem olarak gösteriyor. Güzel bir sahte. Rengi parlak. Balık tarafından daha kolay fark edilebilmesi için genellikle açık renkleri tercih edin. Biliyorsunuz ben kendi namıma su üstü sahtelerinin renginin çok avantajlı olduğuna inanmıyorum. Bu benim kendi düşüncem. O yüzden su üstü sahtelerinde öyle çok özellikli, çok nitelikli renkler kullanmıyorum. Şu anda kullandığım sahtenin kafası portakal renginde. Gövde kenarı gümüşü, karın altı beyaz renk. Avı bu şekilde gerçekleştiriyorum. Çok basit bir stil ve oldukça etkili bir stil. Av bölgesinde azmak ağızları bulunan, dere ağızları bulunan bütün hobidaşlar bu stili mutlaka denemeli. Ege ve Akdeniz'de oldukça basit, yorucu olmayan, zevkli vakit geçirmemizi sağlayan bir stil. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Umarım bir sonraki bölümde de balığı çekerken karşınızda olurum. Teşekkürler.